Merhabalar arkadaşlar, ben Yelida Hoca. Bugün 10. sınıflarla birlikte 2. ünitemiz olan Plans ile devam ediyoruz. Nedir? Planlar, planlamalar. Bakalım ne planlamalar yapıyoruz? Bugün onları göreceğiz. Tabii planlama yapıyorum derken aklına hangi tense geliyor? Future tense değil mi? Gelecek zamanla ilgili planlamalar yapıyoruz. O yüzden bugün gelecek zamanı göreceğiz. Bir de yine bildiğiniz gibi biraz geriye dönüş yapıyoruz. Biraz kolaylaştırıyoruz. Bu yüzden 7. sınıfın bir konusuyla karşılaşacağız. Celebrations. Hatırlar mısınız bilmem ama. Bugün o işte kutlama türlerini göreceğiz sizinle birlikte. O zaman başlayalım bakalım. Evet, celebration types. Nedir? Kutlama türleri. Aklına zaten az çok birkaç tane geliyordur. Şöyle bir gözden geçirelim. Surprise party dediğimiz sürpriz parti, doğum günü partisi olabilir. Hoş geldin partisi olabilir. Artık sürpriz yaptığın bir partiden bahsedeceksin. Housewarming party ise hoş geldin partisi. Apartmanına yeni biri taşınabilir, onun için hoş geldin diyebilirsin. Sınıfına yeni bir arkadaşın gelebilir, onun için bu partiyi düzenleyebilirsin. Hoş geldin partisi olarak bunu biliyoruz. Birthday party, doğum günü partisi, graduation ceremony nedir? Mezuniyet töreni. Seremoninin tören olduğunu bileceğim. Graduation'ın ise nedir? Mezuniyet olduğunu aklıma kazıyacağım. Wedding anniversary ve wedding ceremony var. Wedding anniversary arkadaşlar nedir? Evlilik yıl dönümü. Evlilik anniversary yıl dönümü demek. Bir de wedding ceremony var. Bu ikisini birbirine karıştırma. Bu da düğün töreni anlamında kullanılan bir kelime. Sadece düğün yazıp geçebiliyoruz böylelikle. Fancy dress party nedir? Kostüm partisi şeklinde ya da costume party olarak da karşına çıkabilir. Her iki şeklini de bil. Garden party, bahçe partisi. Hatta BBQ party falan var biliyor musun? Bilmiyorum. Barbecue partisi yani mangal partisi. Bir de ne varmış? Engagement ceremony. Bu da nedir? Nişan töreni. Engagement. Nişan demek. Son olarak da dinner party. Akşam yemeği partisi olarak karşımıza çıkmış. Zaten çoğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Sadece şöyle bir hatırlatma yaptık. Belki üstüne kattıkların vardır. Onları da böylelikle kelime defterine ekle lütfen. Devam edelim bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki 10. sınıfta bizim için önemli olan şey nedir? Sorular sorabilmek, onlara uygun cevaplar verebilmek, sorulan soruyu aynı şekilde anlayabilmek ve uygun cevaplar verebilmek. O zaman sorumuza bakıyoruz. Which celebration types are popular in your country? Ne dedik? Hangi kutlama türleri senin ülkende popülerdir veya senin ülkende yaygındır diyeceksin. Yaygın olarak kullanmak için burada common kullanabilirsin. Ama popular daha kolay geliyor. Tabii ki de hangileri bizim ülkemizde daha yaygın, daha popüler? Sevgili arkadaşlar, birthday parties, wedding ceremonies, graduation ceremonies, engagement ceremonies are popular in our country. Tabii ki senin de eklemek istediklerin olabilir. Ne dedik? Doğum günü partileri, düğün törenleri, mezuniyet törenleri, nişan törenleri bizim ülkemizde yaygındır, popülerdir anlamında cümlemizi kurduk. Diğer bir sorumuz neymiş bakalım? Do you celebrate your family members' birthday? Ne yapıyor musun? Aile üyelerinin doğum gününü kutluyor musun? Kutluyoruz değil mi? Tabii ki. Güzel bir alışkanlık bu da. Güzel bir artık gelenek haline gelmiş. Yes, I do. I usually organize a party. I also buy a gift şeklinde de uzun versiyonunu yazmışım. Yani sadece yes, I do şeklinde de sorunun cevabını verebilirsin. Veya no, I don't şeklinde de sorunun cevabını verebilirsin. Ama sonrasında uzatmak istiyorsan, uzun bir cevap vermek istiyorsan veya öğretmenin senden uzun bir cevap vermeni istiyorsa, çünkü burada cümle kurabilmek artık sizin için önemli olacak. Devamında I usually organize a party. Genellikle bir parti düzenlerim ve hediye de alırım şeklinde cevap verebilirsiniz. Burada members üye anlamında tabii member kullanılıyor. Members ise burada aitliği belirtiyor. Yani aile üyenin doğum gününü kutlar mısın şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. When you organize a party, you need. Ne diyor? Bir parti düzenlediğinde
şunlara ihtiyacın olur. Bakalım nelere ihtiyacımız olurmuş. Candles nedir? Mumlar. Mumlara ihtiyacımız olur tabii. Music olmazsa olmaz. Cake dediğimiz şey pasta tabii olmalı. Clowns, palyaçolar demek. Belki küçük bir çocuğun doğum günü partisi olabilir veya onun mezuniyeti olabilir. O zaman palyaçolar olabilir tabii ki. Gifts, hediyeler, drinks ya da beverages olarak karşımıza çıkar. İçecekler meşrubatlardır. Balloons, balonlar ve decorations ise süslemeler olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi planlarımızdan bahsederken kullandığımız yapılara bakıyoruz. Tabii en başında ne geliyor? Future tense ama hangi haliyle? Will haliyle. Peki bu will hali neymiş bakalım? Kısaca bir anlayalım. Tabii karşımıza çok fazla bu tanımlamalar çıkacak. Bu tanımlamalara çok takılmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Her ne kadar ben de şu an size bunu veriyor olsam bile sadece İngilizce tanımını bilmeniz için size bunu veriyorum. Orada öğreneceğiniz kelimeler sizin için önemli olabilir. Bu yüzden bunu veriyorum. Ama çok basit bir şekilde size çok karıştırdığınız will ve be going to'yu birazdan anlatacağım. Şimdi will için konuşuyoruz. Ne diyoruz? Spontaneous decisions and predictions about the future. Ne diyor? Spontaneous, kendiliğinden olan, aniden demek. Ani kararlarda ve tahminlerde ne hakkında? Gelecek hakkında. Ha, o zaman ben durup dururken, gelecek hakkında bir şey söylerken, o anda karar verdiğim bir şeyi söylerken will kullanıyorum. Yani öncesinde bir planlamam, öncesinde aklımdan geçirdiğim bir şeyler olmayacak. Devam ediyor cümlem. Usually with perhaps and probably. Or after I think, I believe, I hope. Ya da I'm sure şeklinde devam ediyor. Yani genellikle neyle kullanılıyormuş? Belki ya da muhtemelenle veya neyden sonra, bence, inanıyorum ki, umuyorum ki ya da eminim ki gibi kalıplardan sonra biz will kullanıyormuşuz. Bakalım şöyle bir will kullanımına kısaca. Bütün öznelerden sonra hiç değişmeden aynı şekilde kullanılır. I, you, we, they, he, she, it benim öznelerimse olumlu cümlemde will ile kullanıyorum. Ece kacak anlamını veriyor bana ve sonrasında ne yapıyorum? Arrange, düzenlemek demek. Bu arada sevgili arkadaşlar, gördüğün gibi fiilimi yalın haliyle yazıyorum. Olumsuzlarda ne yapıyorum peki? I, you, we, they, he, she, yine aynı şekilde öznelerim. Won't kullanıyorum ya da will not da kullanabilirsin. Bilirsin, won't daha çok karşına çıkacağını düşündüğüm yapı oluyor. Yine aynı şekilde gördüğün gibi aynı şekilde fiilimi yalın haliyle yazmışım. Peki sorularda ne yapıyorum? Her zaman yaptığım şeyi yapıyorum ve yardımcı fiilimi hop başa getirdim. Will yardımcı fiilim ve başta, sonrasında öznemi getiriyorum. Will you arrange a party? Bir parti düzenleyecek misin? Veya I won't arrange a party. Bir parti düzenlemeyeceğim. Veya olumluyla yapmak istersem, he will arrange a party for her. Onun için bir parti düzenleyecek şeklinde cümlemi kurabilirim. Devam ediyoruz. Birkaç tane örneğimiz var. We will find your mother, don't worry. Anneni bulacağız, merak etme diyor. O anda bunu söylüyor değil mi? Yani öncesinde annesinin kayıp olduğunu, ki belli ki kayıp, annesinin kayıp olduğunu bilmiyor. Bununla ilgili bir planlama yapmamış. Sadece ne diyor? Anneni bulacağız, merak etme. They will probably go there tomorrow. Muhtemelen yarın oraya gidecekler. Bu arada tomorrow arkadaşlar genellikle future tense, genellikle değil, daima future tense ile birlikte kullandığımız bir zaman ifadesidir ve yarın demektir. Yarın da gelecek zamandan bir gün olduğu için bu yüzden biz bunu will ile veya be going to ile birlikte kullanıyoruz. Ve zaman ifadelerini biz İngilizce'de genellikle cümlenin sonunda kullanırız sevgili arkadaşlar. Bu yüzden yarın muhtemelen oraya gidecekler şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi şu iki tane L var. Peki bu ne demek hocam? Bu will'in kısaltılmasıdır sevgili arkadaşlar. They will, she will veya I'll şeklinde okuyabiliriz. I'm sure she will buy a house next year. Eminim ki gelecek yıl bir ev satın alacak. Next year, yine burada bizim için küçük bir zaman ifadesi ipucusu. O da ipucusu, evet. O da nedir? Next. Next gelecek demektir.
Future gibi gelecek değil. Yani zaman ifadesi olarak gelecek yıl, gelecek ay. Bunu tabii türetebilirsin. Next year, next day, next month, next week şeklinde. Gördüğün gibi I'm sure, değil mi? Az önce bize verdiği bir ipucu vardı. Neydi? I think, I believe, I hope, I'm sure gibi şeylerden sonra ne kullanırım? Will kullanırım demiştim. O da zaten will kullanmış. Bir de soru olarak bir örnek vermiş. Will you come with me? Benimle gelecek misin? Direkt cevap vermiş. Yes, I'll ya da no, I won't şeklinde. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi be going to. Plans and intentions. Planlar ve niyetler için be going to kullanırız demişiz. Evet arkadaşlar, şimdi will ve be going to arasındaki farka gelirsek. Çok bariz bir fark olması gerekiyor. Yani tabii ki biz böyle gördüğümüzde be going to ve will'i bir iyi bir şekilde ayırt edebilmemiz lazım. Ama konuşma diline baktığınızda çok bariz farklar olması lazım. Yani senin önceden planladığın bir şey olması lazım. Ben hafta sonu ailemle birlikte pikniğe gideceğim. Bak ben bunu planladım. Ben bunu 2 gün öncesinden planladım. Ben bunu işte 1 saat öncesinden planladım. Hiç fark etmez. Ben bunu planladım. Bu benim aklımda olan bir şey. Ama o anda karar verdiysem o zaman will kullanıyorum. Bu kadar basit. Veya en basitinden işte tren şu saatte kalkacak. İşte bakıyorsun kara kara bulutlar var, değil mi? Çok yaygın kullanılan bir örnek. Ama gerçekten doğru. Kara kara bulutlar var. Yağmur yağacak. Görüyorsun bunu bak. Bu çok bariz bir şekilde belli olduğu için sen diyorsun ki yağacak. Bunu gördüğün için bu tahmini yapabiliyorsun. İşte o yüzden be going to kullanıyoruz. Buradaki be am is are'dır sevgili arkadaşlar. Ve am is are'ın nerede kullanıldığını bir hatırlayalım. I öznesinden sonra am, you, we, they öznelerinden sonra are, he, she, it öznelerinden sonra ise is yardımcı fiili, yani to be'si kullanılır. Bakalım şimdi be going to'yu nasıl kullanıyorum. I'm going to prepare. Prepare hazırlamak demek. Diyorsun ki mesela bir pasta hazırlayacağım ya da yine aynı şekilde bir parti hazırlayacağım. Olur mu? Parti hazırlamak. Akşam yemeği hazırlasın ya en basitinden. Akşam yemeği hazırlayacağım diyeceksin. I'm going to prepare dinner. Akşam yemeği hazırlayacağım. Ya da you are going to prepare a party. Bir parti hazırlayacaksın. She is going to prepare a party. O bir parti hazırlayacak şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz. Peki olumsuzlarında ne yapıyoruz? Sadece not eki getiriyoruz. I'm not, are not, is not şeklinde. Hepsi bu. Sonrasında ne yapmışım bak. Gördüğün gibi fiilimi yalın haliyle kullanmışım. Aynı will'de olduğu gibi. Örnek cümlelerimiz var bakalım. We are going to visit my grandmother next year. Next week, sorry. Gelecek hafta büyük annemi ziyarete gideceğiz. Bakın ben buna karar vermişim. Beni arkadaşım çağırıyor mesela diyelim ki. We are going to a concert next week. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Gelecek hafta bir konsere gideceğiz. Ama ben gelecek hafta ne yapacağımı biliyorum. Ben planladım bunu ailemle birlikte. Bu yüzden ne diyorum? We are going to visit my grandmother next week. So another time maybe. Sorry şeklinde cevap verebilirsin. She is going to open her present. Görüyorsun böyle İşte hediyeleri elinde mesela kızın geliyor. Onu gördüğün için ne diyorsun? Aa hediyelerini açacak hadi yanına gidelim gibisinden. She's going to open her present. Hediyesini açacak şeklinde Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Devam edelim bakalım. Şimdi biz bugüne kadar hep future tense, be going to ve will olarak gördük. Ki zaten ana taşlarıyla bu şekildedir. Ama present continuous tense de yani şimdiki zamanda... Ve simple present tense'de yani gelecek geniş zamanda, özür dilerim, geniş zamanda da bizim cümleye ecek acak anlamını katan ifadelerimiz vardır. Present continuous tense neydi? Hepiniz biliyorsunuz ki am, is, are, verb ing şeklinde böyle her yere öğretmenleriniz de yazarlar değil mi? Türkçe'ye ne anlamını verir? Your anlamını verir. Peki bakalım İngilizce olarak nasıl demiş? For future actions related to personal arrangements. Şimdi arrange düzenlemek demiştim. O zaman arrangement ne oluyor? Düzenleme oluyor. Neyle ilgili? Related to ilgili demek. Kişisel düzenlemelerle ilgili. Ne için? Gelecek eylemleri için. Kişisel düzenlemeler olacak. Yani emin olacaksın yaptığın şeyden.
veya karşı tarafın yaptığı şeyden eminsin. Bu yüzden yine biz Türkçe'de de söylüyoruz değil mi? Bak mesela diyorsun ki gelecek hafta annem geliyor. Bak your ekiyle verdim bunu. Gördün mü? Ama anlamcı sen bana ne diyorsun? Gelecek hafta annem gelecek diyorsun. Ama ne yaptın? Yine şimdiki zaman eki kullanarak bunu Türkçe'de verdin. Your kullanarak verdin. Gelecek hafta annem geliyor. Ama ben senin bunu annenin gelecekte geleceğini anlayarak dinledim değil mi? Aynı şey geçerli. She's buying a new car tomorrow. Yarın yeni bir araba alıyor şeklinde Türkçe'ye çeviriyorsun. They are going to Italy next month. Ne dedin? Gelecek ay İtalya'ya gidiyorlar şeklinde Türkçe'ye çevirdin ama anlamca ne yapıyorsun? Bu tabii ki de nedir? Kişisel bir düzenleme, kişisel bir karardır. Onun kişisel kararı ya da onların kişisel kararıdır. Bu yüzden am is, are, were, ing ile yani şimdiki zamanla bu cümleyi kurmuş oldun. Simple present tense'e baktığımızda ise official timetables or programs. Official resmi demek. Resmi zaman çizelgelerinde ya da programlarda. Timetable zaman çizelgesi demek sevgili arkadaşlar. Resmi olacak ama yani trenin kaçta kalktığını bu şekilde söyleyebilirsin veya burada örnekte olduğu gibi the wedding ceremony starts at 3 p.m. next Sunday. Nedir? Düğün gelecek pazar saat 3'te başlıyor ya da başlar şeklinde bir davetiye gönderdim. Mesela davetiye de starts dersin ama bunun gelecek hafta pazar günü olduğunu davetli olan kişi bilir ama demez ki neden burada ecek acak anlamını veren başka bir şey kullanmamış. Çünkü timetable'larda yani zaman çizelgesi olan durumlarda biz simple present tense kullanabiliriz. Peki simple present tense neydi? Kısaca bir hatırlayalım. I, you, we ve they özneleriyle birlikte kullanıldığında fiil yalın halde. He, she, it özneleriyle birlikte kullanıldığında ise fiile s takısı getirerek kullanabilirdik. Olumsuzlarda I, you, we, they de don't. He, she, it de ise doesn't kullanırdık ve sonrasında yine yalın hallerini getirirdik. Devam ediyoruz bakalım. Making suggestions demişiz. Nedir? Önerilerde bulunma. Daha önce defalarca gördünüz ama şöyle bir hatırlayalım. What shall we do this afternoon? Bu hafta sonu ne yapıyoruz, ne yapacağız şeklinde bir soru. Why don't we go to the fun fair on Friday? Cuma günü neden eğlence fuarına gitmiyoruz şeklinde. Why don't ile bu soruyu sorabiliriz. Let's go swimming tomorrow. Hadi yarın yüzmeye gidelim veya yine let's burada kullandığımız bir ifade. How about olacak bu? Have about değil tabii ki de. Yanlışlık olmuş. Olabilir böyle şeyler. How about having a picnic on Sunday afternoon? How about ne dersin demektir. Ve sonrasında gelen fiil ing eki alır ama bundan öncekilerde yani shall we, why don't, let's'ten sonra fiil yalın haliyle kullanılır. Sadece how about ve what about'tan sonra gelen fiille ing eki getirilir. Pazar günü öğleden sonra pikniğe gitmeye ne dersin şeklinde Türkçe'ye çeviriyorum. Bir de bunun kardeşi var o da what about playing chess. Nedir? Satranç oynamaya ne dersin? Would you like to go to the rock concert this evening? Bu akşam rock konserine gitmek ister misin şeklinde sorumuzu soruyoruz. Would you like ister misin demek. Peki. Peki bakalım şimdi bunlara olumlu veya olumsuz nasıl cevaplar veriyoruz. Accepting suggestions or refusing suggestions. Accepting kabul etmek, refusing reddetmek demek. Bir daveti, bir teklifi, bir öneriyi kabul ettiğinde great şeklinde çok bariz bir ifade de bulunabilirsin. Harika ya da sounds good, that sounds good, great, wonderful olarak kulağa iyi geliyor, harika geliyor. Harika geliyor şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Cool, çok iyi. Good idea, iyi fikir. Sure, elbette veya bununla birlikte kullanabileceğin. Sure, definitely, certainly, for sure veya absolutely ifadelerini de kullanabilirsin.
That will be fun. Eğlenceli olur. Yes, I would love to. Evet, çok isterim. Veya yeah, why not? Evet, neden olmasın şeklinde accepting ifadelerimizi, yani kabul ediş ifadelerimizi gördük. Burada why not'a dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biçimce, yani ilk gördüğünde not'ı gördüğün için bir olumsuzluk olarak algılayabilirsin why not'ı. Ancak öyle değil. Anlamca neden olmasın demek. Yani anlamca olumlu bir anlama sahip. Ne kadar anlam dedim değil mi? Anlamca olumlu bir anlama sahip sevgili arkadaşlar. Refusing'e baktığımızda ise sorry tabii ki burada tahtı kapıyor. Sorry'yi görünce ne yapıyorsun? Bunun zaten olumsuz bir şey olduğunu anlıyorsun veya can't gördüğünde. Sorry, I can't. Üzgünüm, gelemem. Ya da I would love to. İsterim ama. İşte burası önemli. I would love to'yu gördükten sonra hemen atlamayın. Yani bunun bir accepting cümlesi olduğunu düşünmeyin. But'tan, yani ama'dan önce söylenen şeylerin hiçbir önemi yoktur sevgili arkadaşlar. Bu her şey için geçerli. Ama'dan önce söylenenlerin bir önemi yoktur. Bu yüzden ama'dan sonra söylenenlere bakacaksın. I would love to but I'm going to visit my grandparent şeklinde bir mazereti de bildirebilir. I'm afraid I can't. I'm afraid, korkarım ki demek. Korkarım ki gelemem. I'm sorry but, yine gördüğün gibi but'la bir açıklama yapıyor. Sorry but that's boring. Üzgünüm ama bu sıkıcı. Fikrini beğenmedi bu defada. Definitely not. İşte burada şimdi definitely'yi gördükten sonra Yelda Hoca bunun accepting olduğunu söylemişti deyip de sonrasındaki not'ı görmezsen olmaz. Definitely not. Kesinlikle olmaz diyor. Yani bir de hani sadece bir karşı çıkış değil, böyle dirençli bir karşı çıkış. Definitely not. Kesinlikle olmaz. No, I don't. Hayır, bak çok net. Temizce söylüyor. No, I don't. That sounds bad. Hayır, olmaz. Kulağa kötü geliyor. Nasıl that sounds good varsa that sounds bad da var. I don't like. Hayır, beğenmedim. Yani istemiyorum bunu yapmak. It's not a good idea. Yine aynı şekilde nasıl good idea'sı varsa not a good idea'sı da var. Hayır, iyi bir fikir değil şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki bu yıl atasözlerine ve deyimlere yer veriliyor müfredatımızda. Bu yüzden biz de bunları bir inceliyoruz. Idioms dediğimiz şey deyimlerdir sevgili arkadaşlar ve bence güzel bir etkinlik oluyor bu sizin adınıza. En azından konuşma İngilizcesinde çok çok faydasını görebilirsiniz tabii. Güzelce zihninizde yerleştirirseniz. Şimdi bakıyoruz. 3 tane daha yenisini öğreneceğiz. Over the moon, extremely happy. It's meaning extremely happy. Extremely happy nedir peki? Aşırı derecede mutlu. Çok mutlu. Over the moon. Ne diyor? Artık ayların üstüne çıkmış falan gibi düşün yani. Hani biz ne diyoruz? Bulutların üstüne çıkmak gibi bir şey var değil mi bizim Türkçemizde? Burada da ayların üstüne çıkmış. Örnek cümlemize bakalım. They are going to holiday on Wednesday, so they are all over the moon. Ne yapıyorlar diyor. Çarşamba günü tatile gidecekler. Bu yüzden aşırı mutlular. They are all over the moon. Diğerine bakalım. Throw the party. Bu arkadaşlar bu ünite içerisinde de karşınıza çıkabilir. Belki 7. sınıftan, 8. sınıftan da hatırlıyor olabilirsiniz. Throw a party bir parti vermek demektir. Ve bir kalıptır. Bununla eş anlamlı olan, yani sinonim olan kelimeler have the party, organize a party, arrange a party şeklinde karşınıza çıkabilir. Ama throw the party ile bir kalıp olarak bilin. Peki cümlemize bakıyoruz. When shall we throw the party? Ne zaman parti vereceğiz şeklinde, ne zaman parti düzenleyeceğiz şeklinde Türkçe'ye çevirdim. Give me a hand. Bana bir el ver. Türkçe'de de var değil mi? Bana bir el atsana ya falan gibisinden kankandan yardım istemek için kullandığım bir söz. İngilizce'de de aynısı var. Give me a hand. To help someone with something. Nedir? Birisine bir şeyde yardım etmek. Örnek cümleme bakıyorum. Let's prepare the shopping list now. Can you give me a hand? Hadi alışveriş listesini şimdi hazırlayalım. Bana bir yardım eder misin şeklinde Türkçe'ye çevirmiş oluyoruz. Bir de tabii neyi var? Proverbs, bunlar da atasözleri. Bakalım, hepsinin aslında Türkçemizde de karşılığı var. Güzel Türkçemiz bunların hepsinin zaten karşılığını vermiş. Bakalım ilkine. There is no time like the present. Bugünün işini yarına bırakma gibi. There is no time like the present. Bugün gibi bir gün daha yok. Bugün gibi bir zaman daha yok. Yani bugün kadar değerli bir gün daha yok şeklinde direkt çeviri yapabilirsin. The early bird gets the worm. Erken kalkan
yol alır. Burada da ne diyor? Erkenci kuş kurdu kapar diyor. Kurtçuğu kapar şeklinde. Practice makes perfect. Pratik yapmak ise mükemmelleştirir gibi bir direkt çeviri yapabiliyoruz. Bu hani işleyen demir pas tutmaz gibi bir şey var biliyor musunuz? Hani o da sanki işlemek, pratik yapmak şeklinde mükemmelleştirir. Hani pas tutmaz. Belki bunun karşılığı olabilir. Sizin aklınıza gelen Türkçe atasözleri varsa bunlara karşılık gelen onları yorumlarda bırakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böylelikle 10. sınıflarımızla birlikte ne yaptık? 2. ünitemize bakmış olduk. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili egzersizler yapacağız. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.